adamın biri peygamberlik ilan etmiş. Efendim demişler ki ya bunun hakkından felanca gelir. O da çok akıllı fikirli biri de gelir bunu ikna eder, ikaz eder diye çağırmışlar. O da ona söylemişler. O da demiş ki yok kardeşim demiş o peygamber olamaz. Ya biz de biliyoruz da falan. Niye? Demiş ben öyle bir peygamber göndermedim demiş. Yani kendisi de ilahlık taslıyor çatlak. E şimdi Allah Teala böyle gidin Firavun'a, Firavun azdı. Ne deyin? فَقُولَ اَلُوا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ona deyin ki biz alemlerin Rabbinin hep peygamberiyiz. Firavun zaten ben ilahım diyor. Rabbul alemin benim diyor. Firavun da diyecek ben sizin gibi peygamber göndermedim. Nereden geldiniz? Ama Allah Teala kurban olduğum korkmayın. لَا تَقَافَا. Sakın o gavurdan korkmayın. Dünya şallıyor herif. Kazıklara çak. Kazıklı. Volvo'da diyorlar. Volvo'da mı nedir o? E Kur'an'da söylüyor. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ. Kazıklı Firavun diyor. Kazıklar sahibi. Adamları kazıklara oturturdu. Makatlarından çatladak ortadan yardırırdı. Firavun böyle bir cani. Gidin o Firavun'a. Ya Rabbi biz korkarız. Musa sen dedi ya Rabbi biz Firavun'la nasıl baş edeceğiz? İki kişi. Allah. Firavun bütün ordular. Bir de saraya gidecekler. La tekafa korkmayın inneni makuma. Ben sizinle beraberim. Esme'u ve ra. İşitirim görürüm. Allah. Önceden de ona bir asa var ya baston ejderha. Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlendi. Şuayb Aleyhisselam ona baston verdi. O asa nereden geldi? Ta cennetten Adem Aleyhisselam'la beraber işte. Ut ağacı, öd ağacı, asa, incir yaprakları, Hacer-i Esved. Bunlar hep cennetten geldi. Bu sefer o değnek elinde Mevla buyurdu. Bir bırak, bir bırak da ejderha oldu. Uuu yutacak her yer. Musa Aleyhisselam ödü koptu. Mevla buyurdu ki korkma. Ben onu eski haline çevireceğim. Sen uydu asirat-i el-ula. Hudha ve la tekaf. Al onu korkma. Ya bu ejderha bunu nasıl alacağım? Al elini uzatırken eski şekline çevireceğim. Döndürü bastım. Öyle bir baston bende de olsa ben de Beyaz Saray'a dayanırım. Evet, Tel Aviv'e dayanırım. Ya öyle bir baston bende de olsa böyle bir sallarım. Böyle Beyaz Saray, Sarı Saray anlamam. Çünkü bastonu ne yapıyor? Geldi Firavun'un kapısına. Şeyler içeri sokmuyor. Firavun'a dediler bir adam gel seninle görüşmek istiyor. Kimmiş o? İki tane meczup. Efendim yani. Sakalları, saçları uzun neyse. Bir fakir, garip haldeler. Bana ne dedi ya benim öyle işte insanlarla? Ne işim olur? İyi. Geldi dediler Musa Aleyhisselam'a ki seninle görüşmek istemiyor. Kendi mi dedi? Paşa keyfi bilir dedi. Bastonu bir vuruyor sarayın kenarına. Saray sallanıyor. Sor. Firavun diyor ne oluyor ya diyor. Bir vuruyor bir de. Dediler ki bu kapıda gelenler bir tane baston ellerinde bir vuruyor. Yapma ya. Bunlarla görüşmek icap eder dedi. Burada önemli bir mesele var. Saray sallanıyor. Ya sarayı sallayacak kadar gücümüz yok. Ondan sonra bir görüştüler. Musa Aleyhisselam diyor ki ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Yapma ya dedi bu alemlerin Rabbi de kim? Ben hiç tanışmıyoruz. Dedi seni yaratan, babanı yaratan, geçmişini yaratan, geleceği. Ya sen dedi aklınız yerinde mi? Sen ne konuştuğunuzun farkında mısın? Dedi göğün Rabbi, yerin Rabbi, aralarındakinin Rabbi. Ya dedi sen delisin herhalde aklını yitirmişsin. Ben böyle bir şey tanımıyorum. Dünyayı ben yönetiyorum. 400 sene hüküm sürmüş adam. Başı ağrımamış, dişi ağrımamış. Bir oturma, bir küçük deve yavrusu yiyor. Bir oturma. 40 günde bir abdest bozuyor. Öyle de bir harikuladelik var. Ondan sonra Musa Aleyhisselam sayıyor da sayıyor. Doğunun Rabbi diyor, batının Rabbi diyor. Adamı bir üstten, bir enden, boydan falan. Her taraf onun diyor yani. Sen arada kalmışsın. Firavun şaşırttı kaldı. Firavun dedi ki yok dedi ben sizi dedi. Hemen alın bunları öldürteceğim sizi bunu diyene kadar değnek elinde. Bir bıraktı değneği değnek bir ejderha oluyor. Alt çenesini sarayın altına koymuş üst çenesini sarayın üstüne yutacak. Ya dedi aman aman dedi tamam dedi bunu dedi çek dedi ne olur al dedi. 40 günde bir abdest bozan herif virik oldu. İzal oldu. Alttan koyvermiş sürgün gidiyor. Tuvaletten çıkamıyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor korktu. Asa var pat bırakıyor yere. Allah'ın kudreti görüldü yine. Bu sefer Musa Aleyhisselam aldı eline. Alınca asa oluyor. Ya bu ne biçim bir büyücülük dedi ya. Toplayın bütün büyücüleri de bunun hakkından büyücüler gelir. Ben büyücü değilim dedi. 70 bin büyücü topladılar. 70 bin büyücü. İki vadi arası dolusu. Halatlar, urganlar, civalamışlar, boyalamışlar. O güneş bir vurdu. Onlar böyle yürüyormuş gibi oluyor. Bütün böyle gözü baktığı zaman vadi yılan böyle ejderha almış. O tabii o zaman da sihir ilmi çok ileride. 70 bin tane büyücüyü topladılar.
Önceden bir tanesi dedi ki, yahu dedi, bana şunu bir gösterin, bu Musa'yı dedi, biz bundan baş edebilir miyiz, edemez miyiz? Ben dedi, bu kadar adamı topluyorsunuz, demek ki büyük bir şey var. Dediler, çok fena dediler, Firavun Minavun'u sarayı marayı yutacak. Bakma Musa Aleyhisselam bir yerde yatmış uyuyor, asası da başında nöbet bekliyor. Büyücü onu bir gördü, yahu dedi, biz yine rezil olmayalım ama bunun karşısında bir çıkacağız ama biz bu işi tutturamayız dedi. O büyücü çok alimdi. Niye dediler? Çünkü biz uyuduğumuz zaman büyüğümüz bozulur dedi. Bu uyuduğu zaman da asası başında bekliyor dedi. Demek bu sihir değil. Dediler, Firavun sizi vallahi keser doğrar. Hiç böyle bir şeyler konuşmayın. Siz buna karşı ne örneğiniz varsa göster. Dedi, ne yapalım? Biz elimizden geleni sergileyeceğiz. Ama bu iş büyüye benzemiyor dedi. İşte ilim her konuda, sihirde bile olsa, bir insan ilimde zirve olsa, o bildiği şeyi tam bildiği zaman da o onu doğru yola getiriyor. Yanlış bilen, eksik bilen işte hiç doğrulamıyor. 70 bin büyücü bütün hünerlerini gösterdiler. Dediler Musa Aleyhisselam'a, sen mi önce gösterirsin, bu mu önce gösterir? Musa Aleyhisselam dedi ki, bunlar buyursun. Bir hünerler gösterdiler, Musa Aleyhisselam bile korktu onların büyülerinden. Allah Teala buyurdu, la tehafinneke entel aleh. Korkma ya Musa diye vahiy geliyor o anda. En üstün sen olacaksın. Hepsi bitti mi bitti. İki vadi dolusa, bütün millet seyrediyor, toplanmış herkes. Hani şimdi nasıl böyle gösteri oluyor ya, efendim seyrediyorlar, öyle dolmuş. Velkı mafi yeminik. Sağ elindekini, ejderhayı, bastonu yere bırak. Telkaf mahsane, onların yaptığının hepsini yutsun. 70 bin büyücünün malı malzemesi iki vadiyi doldurmuş. İki dağ arası vadiyi doldurmuş. O asa nasıl yaptı böyle, o bulaşık makinesi nasıl böyle şey diyor ya, çekiyor içine. İnnemâ sanâ'u kaydü sâhir. Yaptıklarının hepsi büyücü hilesidir. Ve lâ yuflihü sâhiru haythu etâ. Büyücü ne yapsa da illa olmaz. Çünkü aslı yok. Yani büyücü derken burada göz boğacılık manasında. O şimdiki nuska yapıp da büyü yapmak anlamında değil. Yani hani şabeze diyoruz ona. Böyle oyunlar sergiliyorlar ya, böyle o iplerle efendim bir şeylerle çıkıyorlar ekranlara efendim. Üçe bölüyorlar, dörde çarpıyorlar, katlıyorlar, bir daha içinden çıkarıyorlar. Adamı kesiyorlar, doğruyorlar, dümdüz çıkıyor. Millet de şaşırıyor, nasıl iş ya diyor. İlizyasyon mu bilmem, nasyon işte bilmem, kanalizasyon mu nedir? Bu hokkabazlığın sonu yok. Efendim Musa Aleyhisselam asayı bir bıraktı, 70 bin büyücünün ne var ne yok hepsini yuttu. Ya o kadar malzeme, şimdiki çöp öğütme fabrikaları kurdular, bunlar öğütemez ya. Bir anda bitirdik, bir değnek oldu, geldi Musa Aleyhisselam'ın eline, Bismillah. Firavun bunu da görünce bu sefer büyücüler dediler, Amenna bi Rabbil Alemin, Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettik. Deyince Firavun, yoksa dedi bana mı iman ettiler diye. O bana iman tazelediler zannediyor. Rabbul Alemin kendini ilan etmiş. Onlar da yanlış anlamasın diye Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik deyince, bu hepten küplere bindi. Siz nasıl benden izin sizi iman ediyorsunuz? Lan senden izin mi kalmış? Altına efendim ettin batırdın ortalığı zaten. Senin ilahlığın mı kalmış? Böyle ilah mı olur? Dedi ki, siz dedi Musa ile anlaştınız. Bu en büyük büyücü Musa demek, gitmiş öğrenmiş büyüleri. 30 yaşına kadar Firavun'un yanında büyüdü. Gitti o arada 10 sene Medyen'e kaçtı. Şuayb Aleyhisselam yanında dedi ki, bu demek ben görmezden çok büyümüş bu dedi. Çok büyük büyücü olmuş. Siz bununla anlaştınız. Bu dedi ki, ben siz bir alt oyun oynayacaksınız. Ben bir üst oyun oynayacağım. Sizi yeneceğim. Siz anlaştınız. Hepinizi keseceğim dedi. Levkatta ne diye kuvvercülekum mihila. Elinizi ayağınızı çaprazdan keseceğim. Sağ el sol ayak. Ve usalli bennekum fi cüzü'in nehl. Hurma dallarında sizi sallayacağım. Dediler, kâlu len nü'thirake alâ mâ câna minel beyinâti vellezî fattarana. Ey gidi Firavun. Biz bu ilimde zirveyiz. Madem ki bu bizi geçti, anladık ki bu mucizedir. Bu büyü değil. Bu Allah'tan geldi. Biz buna iman ettik. Gördüğümüz açık mucizeler karşısında seni tercih edemeyiz. Bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. فَقْفُ مَا تَقَاسُ İstediğin hükmü ver, yapacağını yap. Asıyorsan as, kesiyorsan kes. اِنَّمَا تَقْضِيَا دِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sen ancak bu dünya hakkında hüküm verebilirsin. Bizim canımızı alırsın, ölmemize sebep olursun. Ama ebedi hayatımızda biz kazanırız. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا مَا اَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ Biz Rabbimize iman ettik, o bizi affetsin. Bize zorla büyü yaptırdın, peygambere karşı bizi çıkarttırdın. Ondan dolayı günah işledik, Allah bizi affetsin. وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَيَبْقَى En hayırlı Allah'tır, en baki Allah'tır. Senin hayrın da yok, bekan da yok, devamın da yok. Görüyor musun? Büyücüler bir anda Arif-i Billah oldular.
Sahir iken arif-i mille oldular. Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işitti ya. Geçen Miraç dersinde bu ekranda da size söyledim. Amenna bi Rabbil alemin diyenlerin sesini işitti. Cennete girdi Miraç'ta. Dedi ey Cibril bu kimdir dedi Firavun'un sahirlerinin sesidir. İman devamlı bu iman ettik sözünü tazeliyorlar. Cennete girmiş. Ruhları cennette mübarekken. Bir an evvel, bir dakika evvel büyücü, sahir, kafir iken bir dakika sonra Müslüman, mümin, arifi billah, Allah'ı bilen evliya oldular. Hem de sahabe oldular. Çünkü peygamberi gördüler, sahabe oldular. Allah nasıl kazandırdığını kazandırıyor ya. İnnehu men yeti rabbehu mücrimen. O sihirbazların sözü. Kim Rabbine kafir ve suçlu olarak gelirse, huzuruna çıkarsa, fe inne lehu cehenneme la yemutu fiyâ ve la yahya. Onun için cehennem var. Orada ne ölecek, ne dirilecek. Ebedi kalacak. Ve men yeti mü'minen kad amile s-salihat. Kim Allah'ın huzuruna imanlı Müslüman olarak, salih ameller işlemiş bulunarak gelirse, fe ulâke lehumud derecâtul ulâ. Onlar için yüksek dereceler var. Fe ulâke dhulûne cennet. Onlar cennete girecekler. Böyle vaazlar ettiler.